Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarını hazırladı. TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda dörtgenler ve çokgenler konusundaki üçüncü testin çözümünü yapacağız. Testimizi pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCDF düzgün altıgen ve kare verilmiş. Arkadaşlar düzgün altıgenin kenarlarına şöyle eşitleri koyalım. Ve bu da bir kare. Karenin de eşitlerini koyalım. Artık şunu biliyoruz. Karenin bir kenarının bir açısının 90 derece olduğunu. Düzgün altıgenin de bir açısının 120 derece olduğunu biliyoruz. Hatta burası da 90 burası da kaç derece yapıyor? 30 derece yapıyor. E 30 sa x kenarlık çıktı bakın burada ekstradan. Bunlar 75'e 75 çıktı. Hocam 30 sa bu da 75'e 75 çıktı. 75 90 sa burası 15 oldu. 75 90 sa burası da 15 oldu. 15 15 30 x'e de kaç kaldı o zaman? 150 derece kaldı. Evet birinci sorunun cevabı böyle denizde oldu. Arkadaşlar geldik ikinci soruya. Şimdi boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Öncelikle bu bir kare. Yani bir kenarı kaç? 12, 12, 12, 12'yi yazalım. Düzgün altıgenden dolayı da 12'leri yazalım. E açımız kaç derece? 120 derece. Burada açımız kaç derece? 90 derece. Bazı arkadaşlar şunu yapacaktır. Hocam işte burası 120, 90 ise buraya 150 kalıyor. 12 çarpı, 12 çarpı sinüs 150 bulayım diyeceksiniz ama ben oradan yapmayacağım. Bu tabana ait yükseklik çizeceğim. Bu tabana ait yükseklikte şu uzantısından gelen şey değil midir arkadaşlar? Evet. Şimdi burası 120 ise burası 60 yaptı. E, tamamı 90 olduğundan burası da 30 oldu. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 yapacaktır. Bakın 12 tabana ait yükseklik 6 oldu. Boyalı üçgenin alanında 12 çarpı 6 bölü 2'den cevabımız ne çıkar? 36 çıkar arkadaşlar. Evet ikinci soru Akçay oldu. Geldik 3'e. Evet düzgün beşgen ve kare verilmiş. Kare olduğundan dolayı şu eşitleri yazalım. Arkadaşlar bir de düzgün beşgende bakın bu bir köşeye. Özellikle düzgün beşgende köşegenle belli bir yerde eşitler varsa düzgün beşgende başka bir köşegen çizin. Çünkü köşegenler birbirine eşit. Mesela en mantıklı köşegen bu. Şunu çizince hocam bu köşegende düzgün beşgendeki bütün köşegenler eşit ya eşit değil midir? Evet. Aa burada da x kenarlık çıktı. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 bunlar 36 36. Hocam burası da 108 bunlar da 36 36. E hocam tamamı 108 buraya da 36 mı kaldı? Evet 36 36 72'den buraya ne kaldı? 18 kaldı. E hocam şu bir ikizkenar üçgen ve şurada kaç? 36 8 daha 54 mi yaptı. Evet. 54 ise burası. Burası x artı 36 ise e, burası da ne olacak? x artı 36 mı olacak? Ya da 180'den 54 çıkartıp x x artı 36 ya bir ikizkenar kenar üçgen taban açısı 180'den tepe açısını çıkartıp 180'den 54'ü çıkartıp 2'ye bölmeyecek miyiz? 126'yı 2'ye böldüğümüz zaman 63 yapıyor. x artı 36 eşittir 63 ise Buradan da ne geliyor arkadaşlar? 27 mi geliyor? Evet cevabımız buradan böylelikle 27 geldi. Üçüncü soru Denizli oldu. Geldik dördüncü soruya. Düzgün altıgen verilmiş. Burası 2 verilmiş. Arkadaşlar şurası 120 derece. Bunlar 30-30 mu yaptı? Evet. Hocam tamamı 120 olduğundan burası 90 oldu. Hocam burası 120 ise bunlar da 30-30 yaptı. Ve burada bir 30-60-90 üçgen çıktı. Burada da 60 ters açıdan burası da 90 oldu. İkiz kenarlık çıktı. Her şeyi yazalım isterseniz. 2 iken 2 oldu. 2 2 ise 2 kök 3 olur. Ya da 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. Burası da 2 kök 3 oldu falan diye şey yapabiliriz. Tamamı 120 burası 90 derece. Bir kenar 2 kök 3 oldu. Ee, hocam şuradaki açı falan bulabilir miyiz? Gerek yok. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı nedir? 4'tür. Ve şuradaki x'e ait kenarların dik üçgenin kenarlarının e, çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Yani x'in karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesinden. 12 artı 16'dan 28 geldi. X de buradan kök 28. Bu 4 çarpı 7 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından cevabımız 2 kök 7 çıkar arkadaşlar. Evet 4. soru Ceyhan oldu. Geldik 5. soruya. Düzgün beşgen biçimindeki kağıdın iki kenarına iki tane kare biçimindeki kağıt aralarında boşluk kalmayacak biçimde aşağıdaki şekilde yerleştirilmiştir. KLM noktaları içinde bulundukları çok şokgenlerin ağırlık merkezleri olduğuna göre. Doğru hmm, dur şimdi. Hocam düzgün beşgenin ağırlık merkezi neresi? Hocam simetri eksenlerinin kesim noktası, simetri eksenleri neresidir? Bir tane simetri ekseni bu, bir tane simetri ekseni bu. Simetri ekseninden geçen doğru ne oluyor arkadaşlar? Simetri ekseni iki eşit yarıya ayırıyor. Yani bu açıortay doğrusudur, aynı zamanda yüksekliktir. Bu da açıortay doğrusudur, aynı zamanda yüksekliktir ve şurayı da iki eş parçaya ayırır arkadaşlar. Kare için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Karede e, aslında köşegenlerin kesim noktasıdır arkadaşlar. Köşegenlerin kesim noktası olduğu için Şunlar birbirine eşittir. Şuradan da bir kenara dik çizsen iki eş parçaya bölmek zorunda mı arkadaşlar? Evet. Şimdi bu çizgi yokmuş gibi kabul edelim öncelikle. Şu ağırlık merkezinden bu ağırlık merkezinden sen şuraya bir dik çizsen iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Hocam bu karenin ağırlık merkezinden bu kenar ortayı çizsen şu kenar ortay aynı zamanda simetri ekseninden çizilen kenar ortay yüksekliktir ve doğrusal mı çıktı? Evet. E o zaman LM ile LK doğrusal oldu ve şurası da kaç derece oldu? 90 derece oldu. Bu arada bu bizim simetri ekseni olan şeyin bir parçası değil mi? Mesela şuradaki gibi bir parçası değil mi arkadaşlar? Evet. Bunun devamı da ne olmak zorunda? O köşeye gelmek zorunda. Çünkü simetri ekseninin bir parçası bu. Hocam 108 tamamı bu aynı zamanda açı ortaya olmuyor muydu? Evet. Yani bunlar 54-54 olmalı. E hocam 2 iç açı toplamı bir dış açı yok mu artık burada? Evet x açısında böylelikle 90 artı 54 şeklinde buluruz. Yani cevabımız 144 çıkar arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 5. soruda Ceyhan oldu. Geldik 6. soruya. Evet düzgün altıgen ve düzgün beşgen verilmiş arkadaşlar. Şu düzgünlüklerden dolayı şu eşitliklere mutlaka mutlaka yazın arkadaşlar. Bu arada ben nereye dikkat edeceğim arkadaşlar? Ben şuraya dikkat edeceğim gençler. Şu x'e ait üçgene dikkat edeceğim. x'e ait üçgen ister bu üçgene dikkat edin isterseniz büyük üçgene dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ne yapalım isterseniz ilk başta şu üçgene yoğunlaşmaya çalışalım. Hocam düzgün beşgen. Şurası da şurası da eşit. 108 ise bunlar 36 36 yapar. Hocam buraya kaç kaldı? 108 yapacağından 72 kaldı. E burası düzgün 6, yani 120 ise bunlar da 30 30 yaptı. E hocam 30 burası kaç? 108. 108 30 daha bu doğrusal değil mi arkadaşlar? Evet. Bu doğrusal 108 30 daha 138 buraya kaç kaldı? 42 derece kaldı. E sen buradaki sarı üçgende İki tane açı yan yana görünce dayanamam dem demez misin? 42 ile x'in toplamı 72'ye eşit olacak. X de buradan kaç çıkıyor o zaman? 30 derece çıkıyor. Evet 6. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 7. soruya. Şimdi burada bir karışık bir şey verilmiş. Şuraya a dersem eksi a'yı öbür tarafa atınca o zaman a, 6 artı a mı oldu? a uzunluğu evet. a e'ye a dedim ve 6 artı a da a AD. de. a de 6 artı a. Dur bakalım. Şimdi arkadaşlar ne yapalım burada? X kaçtır diye soruluyor. 6'dır büyük ihtimalle. Öncelikle hocam burası 108. Bunu biliyoruz artık. 108 ise bunlar nedir? 36 36 değil midir? X kenarlıktan. Evet hocam. Sonra burası da 108 olacağından 72 oldu. 108 ise bunlar da 36 36 olur mu? Olur. Hocam burası da 108 ise buraya 72 kaldı. 36 72 ise ya da iki iç açı toplam bir dış açıdan burası da 72 yaptı. Dikkat ederseniz burası x x'ken burası da x oldu mu? Oldu. Sonra hocam 72, 36 ya da 2 iç açı bir dış açıdan ya da ters açıdan burası da 72 yaptı. Şöyle bir şeyler çıktı arkadaşlar. Şu şu x kenar oldu. Düzgün beşgende de şu eşitlikleri şöyle bir yazın bakalım. A burada da x kenarlık çıktı. Burası da şey oldu. E gördüğünüz üzere çift çizgi dediğimiz yere a demiştik. A, a. E arkadaşlar bizden ne isteniyor? E, d. Yani bir de bir yeri daha vermişti. İşte 6 artı a'ydı. Şurası AD uzunluğu arkadaşlar neydi? AD uzunluğu AD uzunluğuna bakacak olursak x artı a aynı zamanda o neye eşitmiş arkadaşlar? 6 artı a'ya eşitmiş. A'lar ne oldu? O zaman x buradan ne geldi gençler? 6'ya eşit oldu. Evet 7. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 8. soruya. Kenar uzunluğu 160 cm olan dikdörtgen biçimdeki kalın üzerinde aşağıdaki gibi birbirine eş olan düzgün altıgen biçimindeki desenler vardır. 160 olarak verilmiş. Bu ifadelerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar düzgün altıgen olduğu için hocam burası 120 derece ise burası kaç derece? 30 derece. Hocam burası 120 derece. 120 pardon 30 olur mu? 60 burası. 60-90 ise burası 30 yaptı. E 120-30 buraya da 30 kaldı. Aynı şekilde 120-120 ise burası da 120 çıktı. 120-30-30 yaptı. Yani e, kırmızı küçük üçgenler 30-60-90 öbürleri de 120-30-30-120 üçgenleri çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Ee, o zaman 30'un karşısı ben A dersem 90'ın karşısı 2A'dır. Burası A köküçtür. Hocam burası 2A. 2 köküç A mı yaptı burası? Evet. Burası da 2 köküç A mı yaptı? Aynen öyle. Şimdi burası bir kenar 2A. 2A. Hocam bu bir kenarın 2 katı değil midir? Simetri ekseni. Düzgün altıgenin yarısı arkadaşlar. Düzgün altıgenin yarısı şu. Simetri eksenidir. Bir kenarın 2 katıdır. Yani 2A iken burası 4A yapar. O zaman burası 2A. Burası 4A. Burası da 2A. E, aynı zamanda burası 2A olduğundan aynı. Biraz önceki açıları yazacak olursanız burası daha çıkıyor mu? Çıkıyor. Hesaplayalım. 2, 4, 8, 8, 10, 14, 16. 16 A'yı 160 demiş. A'yı buradan 10 buluruz. A'yı 10 bulduysak o zaman 2, 4, 5 köküç A burası. 5 köküç A. Yani 5 köküç A nedir arkadaşlar? A'yı 10 bulduysak 50 köküç çıkar burası. Şimdi adam diyor ki bize Kırmızı boyalı bölgenin alanı 500 kök diye söyleniyor arkadaşlar bize. E, bulalım gerçekten öyle mi? Gerçekten öyle mi? Şimdi kırmızı boyalı bölgede arkadaşlar 30 30 120 üçgeni A'yı 10 bulduk ya 2A dediğimiz 20 mi çıktı? Evet burası 20, burası 20, burası 20 kök 3. Hatta dik çizdiğimizde burası 10 kökçe 10 kök 3 yaptı. Hatta burası da 10 yaptı. Evet. Yani şu üçgenden kaç tane var? 1 2 3 4, 5 Aynı şekilde 10 tane vardı mı arkadaşlar? 10 tane bir tane dik üçgenin alanı. Yani şurası 10 burası da 10 kök 3 arkadaşlar. E, bu üçgenle bu üçgen aynı oldu. 10 çarpı 10 kök 3 bölü 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Bu da 500 kök 3 yapıyor mu gerçekten? Yapıyor. O zaman birincisi doğru mu oldu arkadaşlar? Doğru. İkincisine gelelim. Halanın kısa kenarı 50 kök 3 olması lazım. Bu yanlış. Bir düzgün altıgenin alanı 600 köküçtür. Hocam bir kenarı kaç bulduk? 20 mi bulduk bir kenarı? Evet. A 10 sa bir kenar 20. Düzgün altıgenin bir alanı neydi? 6 tane eşkenar üçgen alanıydı. Bir kenarı 20 ise 20'nin karesi köküç bölü 4 yapmaz mı? Evet. Bu. Hocam bu 400 yaptı. 100 yaptı. 600 köküç mü yapıyor o zaman burası? Aynen öyle. O zaman bu da doğru mu oldu? Evet doğru oldu. Cevabımız böylelikle 8. soruda. Ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Kesmişler. Öncelikle bu 120 ise bu 30-30'ları yapıştıralım. Bu kesip başka yere yapıştırma da eşliği çok kullanıyorduk değil mi arkadaşlar? Evet 30-30'u yapıştırdık. Buraya kaç kaldı? 60 derece kaldı. Burası 120. Buraları da 90-90 yaptı mı? Yaptı. Hocam 90'ları şöyle bir yapıştıralım. Sonra burası 60 derece. Bunlar da 30-30. Hocam bunlar da 30-30'ları şöyle bir yapıştıralım. Ee, şuraya da Şurası da kaç derece? 120 derece. Bak doğrusal oldu da buradan çıktı. Evet. Çekil 2'de elde edilen çokgenin çevresi. Şekil 1'deki düzgün altıgenin çevresine oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E gençler ne var bunda? E, bir kenara 1 diyecek olursam ben eğer. Şurası 1 1 ise. 1 1 ise burası köküçtür hocam. Yani şurası 1 burası 1. Hocam burası köküç. Burası köküç. Burası 1. Burası köküç mü? Evet köküç. Burası da köküç. 2 4 kök 3 artı 2 mi yapıyor? Evet şöyle çevreye bakacak olursak arkadaşlar. 4 tane kök 3 var. 2 tane de 1 mi var? Evet şunu saymayacağız. 4 kök 3 artı 1. A benden ne isteniyor? Şekil 2'de elde edilen çokgenin çevresi. 4 kök 3 artı 2 bölü. Şekil 1'deki düzgün altıgenin çevresine oranı. Yani 6 yemiş de oldu arkadaşlar bu. Evet. Burada 2 parantezin alınca 2 kök 3 artı 1 bölü 6'ya eşit oldu. Şunlar şunlar sadeleşti. 3 yaptı. 2 2 3 artı 1 bölü 3 yaptı. O zaman cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. 9. sorunun cevabı Denizli oldu. Geldik 10. soruya. Düzgün beşgende alakası yerde bir eşitlik verildiğinde tabii ki en mantıklı hareket köşegen çizmektir arkadaşlar. Köşegen çizdin. Köşegenler nedir? Birbirine eşittir. Eşitliği koydun. A hocam x kenar çıktı. Bu arada burası 108 ise bunlar 36 36 mı? Yaz açıları. Hocam 108 buraya kaç kaldı? 72. Hocam 108 ise bunlar da 36 36. Artık ezberlemişsinizdir. Buradaki açıları rahat bir şekilde yazarsınız. Burası 72. E buraya da 36 kaldı. E başka ne var burada? Hocam şu da x kenar 36 ise burası da 36 yapar. 2 iç açı bir dış açı olacağından burası da 36 yaptı. Ne çıktı burada arkadaşlar? Burada da x kenarlık çıktı. Yani şurası 6 iken burası da 6 oldu. Düzgün beşgenin çevresi soruluyor. Bir kenar 6 ise 6 tane 5 çevreye eşit olacaktır. Yani bu kaça eşit oldu arkadaşlar? 30'a eşit oldu. 10. soru böylelikle Balıkesir oldu ve böylelikle test üçü de bitir 3. testi de bitirdik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 4. test çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.